İslami metotla laik düşünce iktidara getiremezsiniz. Laik düşünce ile düşünceyi İslami metotla iktidara getiremediğiniz gibi İslami düşünceyi de örneğin bir laik metotla veya Marksist metotla iktidara getiremezsiniz. Şimdi Türkiye'de yapılan ya da yapılmaya çalışılan hemen bütün Müslümanlar bizim gibiler hariç demokratik yöntemlerle İslami düşünceyi iktidara getirme çabasındalar. Yani Refahı, Milli Selamet Partisi, daha yeni kurulacakları ötesi birisi. Olmaz mı? Mümkün değil, olmaz. Kabil değil. Yani İslam iktidara gelmez. İktidara bir şey gelir ama gelen İslam olmaz. Yani mesela alkolle yıkayamazsınız. Yani alkol necis olarak tanımlanıyor. Şimdi taharetleneceksiniz. Tamam. Neyle? Pis olan şeyle taharetlenir mi? Hayır. Yani pis olanla taharetlendin de sen yıkansanız, alkolle yıkansanız. Yani mesela deposunu alkol doldursanız ve işte sabununla bunu filan köpürtmeye kalksanız. Bu İslami açıdan bu yıkanma değil. Çünkü dinin necis olarak tanımladığı bir şeyle siz tahir, yani temiz olduğunuzu sanıyorsunuz. Olur mu? İslami bir düşüncede demokratik bir yöntemle iktidara gelmez. Asla. Çünkü de demokratik yöntem İslami düşüncede İslamilik vasfı bırakmaz. Onu yer, çürütür, bitirir.